Bundan yaklaşık 24 yıl önce, 98 yılında İstanbul'a göç ettik ailemizle beraber. Göç ettikten sonra zorlu bir hayat başladı. Bu sefer ailemizle beraber hayata tutunmaya çalışırken tekstil sektörüne girdik. ...98 yılında İstanbul'a gittiğimizde tekstil sektörüne ilk atılımımız o zaman oldu. İşçi olarak bir atölyede, tekstil atölyesinde çalışmaya başladım. O zaman hayallerimiz yoktu. Tabii uzun bir süre çalıştıktan sonra hayallerimiz yeşermeye başladı. Hani hep bir Bitlis'in yol alan beldesinde bir fabrika kurma hayaliyle yaşadık sürekli. Biz 2009 yılında kendi işletmemizi kurduğumuzda tabii bunun ilk temelini atmış olduk. Hayalimizi sürekli canlı tuttuk ve tabii mutlaka bizim yaşamış olduğumuz çok çeşitli zorluklar oldu. İlk etapta fabrikamızı kurarken. Ondan sonra tabii biz bunu kendi hayatımıza sirayet etmeye çalıştık. Ve çok zorlu yollardan geçtikten sonra 2018'in başında biz yol alan beldesinde fabrika kurma hayalimizi gerçekleştirmeye yönelik bir proje geliştirdik. Sağ olsunlar devletin belli mercilerinde biz projelerimizi sunduğumuzda kabul ettiler ve bizlere de çok yardımları bulundu. ...2018'in ilk baharından biz buraya geldiğimizde gerçekten çok zorlu şartlarda fabrikanın temelini atmaya çalıştık. Tabii zorlu bir süreç bizi bekliyordu. İnşaat sektörüne de tekrar atılmak zorunda kaldığımız için yani bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Sıkıntıları yaşadık ama biz bunun tabii tünelin sonunda ışığı göreceğimiz için, gördüğümüz için ışığı. Tabii biz hep o umutla yaşadık. Ve biz 2018'in Kasım ayında biz üretime başladık. Üretime başladıktan sonra tabii böyle cüzi bir kitleyle başladık. Cüzi bir personel alımıyla başladık. Tabii hayalimiz burada büyüktü. Personelleri çoğaltıp bölgedeki istihdamı arttırmak ve işsizlik oranını aza düşürmek bizim asıl hedefimizdi. Kendi bölgemizde yapmamızın nedeni de zaten buydu.